şimdi videonun amacındaki başlığındaki soruyu da sorayım da. Turizm fotoğrafçılığında kazancınız nedir? Otellerin çalışma prensipleri, para konusunda bu prensipler nelerdir? Ya abi genelde birçok şey sana bağlı, senin anlaşmana bağlı, hı-hı, senin çalışmana bağlı. Ha tabii yüzdeler sabittir. Mesela bazı bölgelerde mesela otel çok lüksse, çok büyük satışlar, büyük rakamlarda satış yapıyorsan mesela, hı-hı, 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar bu tarz otellerde çalışırsan yüzden her zaman düşük olur. İşte %17, %18 gibi rakamlara çalışırsın. Otelin kalitesi düştükçe, satışlar düşüldük, hani sadece rakamlar, hı-hı, düştükçe yüzden yükselir. İşte %20, %22, %25 bu tabii rakamlar. Şey değişiyor. Şimdi %20 veriyorsa kendi ekipmanına çalışıyorsan veriyordur. Ya genelde zaten kendi ekipmanı. Tabii. Herkesin kendi ekipmanı. Ama bazı ekipmanı. Yerler bildiğim kadarıyla ekipman sağlıyor ama yüzdeden kırpıyor. Onun haricinde çanak olayından bahsediyorduk seninle. Çanak olayı şöyle yapılıyor mu? Tabii. Ben mesela bizim otelde biz çanak çalışıyoruz. 4-5 kişiyiz. Ama şöyle bir şey de var. Biz 4-5 kişi mesela biri çalışırken diğerimiz yatmıyoruz. Yani herkes yer duruyor Nurettin abi. Herkes harbiden koşturuyor. Ha mesela diyelim ki benim elimde misafirim var. Çekim yapıyorum ve orada gözüme bir aile çarptı. Ve diyelim ki işte müşterim var. Çekim sırasında bir müşteri daha geldi. Dedi ki ben de fotoğraf istiyorum. Evet. Ben de zaman kaybetmemek için, müşteriyi de misafiri de kaybetmemek için arkadaşımı çağırıyorum ki gel sen çek. Tabii bu olayın içinde çanak olmasa böyle bir şey olmaz. Çanak olmasa böyle bir şey olmaz. Özel bir randevu yazarım. Çektiğin çekimi de yarıda bırakırsın adam gibi yapamazsın olduğunu düşünüp. Yok hiç aslında öyle değil Nurettin abi. Niye bırakayım abi? Çanak bence bu işin şeyinde olması gerek ya. Abi her yerde işte geçmiyor. Hani bu şahsi bakış açısı aslında. O bizim otelde bizim patronlar, bizim çekimci arkadaşlar biz böyle düşünüyoruz. Ya siz profesyoneller arasında tabii zayıf. Zayıf yok abi bizde. Zayıf yok. Zayıf yani, olsa dediğin gibi orada tatsızlıklar yani, olur. Zayıf olsa da abi öyle hemen tekmeyi koyup kovmuyoruz yani, anladın mı? Böyle yetiştiriliyor. Tabii. Ha baktın ki bu adam odundur abi, beynine girmiyor. O zaman tekmeyi koyuyoruz. Peki abi. 2019 yaz sezonu Antalya'daki kazancın nedir? Yaptın mı giderini, kazancını? Güzel soru. Biraz bu, paracıktan bahsedelim. Ya abi o tamamıyla hem senin çalışmana bağlı. Ya sen işi hem, biliyorsun, profesyonelsin. Hem bulunduğun bölge çok önemli. Hatta bölgeden daha ziyade otel çok önemli. Hangi otelde çalışıyorsun? Şartlar çok önemli abi. Dediğim gibi sen... Yani değdi mi sezonu orada geçirmek? Geçen sene değdi abi. Yani yaklaşık, hatta rakamı da söyleyeyim abi. Yaklaşık abi 13, 14, 15 bin dolar kazanıyoruz abi sezonluk. Sezonluk kazanıyorsun. Peki kış sezonunda sen kış sezonunda ne yapabilirsin? Sen bu işi yine turizm olarak kışlık otellerde devam ettiriyorsun. Tabii. Yani mesela bu sezon neredeydin? Antalya'daydın. Kış etabında da Uludağ'daydın. Yani kış... Oradaki kazanç yeterli mi? Bir turizmi aratmaz. Ya Uludağ'da eğer otellerde çalışıyorsan tabii yetmiyor abi. O öyle çorba, hani sigara parası öyle diyelim. Nurettin abi hani. Zamanı. Yani kışı değerlendiriyorum. Boşaltmaktan 3-5 deceben girse iyidir aslında. Ama nedir? Soğuktur abi. Ondan sonra gerçekten soğuktur. Parmaklarımı hissetmediğim dönemler oldu. Arap müşteriyle çalışıyorum abi dağda. Arap, Türk. İşte çekimi kapatacağız. Dönüş yolunda kaldığımız yerden devam etmeyi düşünüyoruz. Ümit böyle park edebilirsin. Yayını kesiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumda belirtebilirsiniz. Ümit'le ikimiz yorumları cevaplamaya çalışacağız. Instagram adresini Ümit'in, aynı zamanda kendi Instagram adreslerimizi bırakacağız. Oradan da Ümit'ten bu konu hakkında yardım talebinde bulunabilirsiniz. Kendisi işi olmadığı sürece herkese yardım edebilen bir arkadaştır. Sistemi nasıl abi? İşte evet arkadaşlar, Ümit'le çekimi bitirdik. Şu anda dönüş yolundayız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Ümit'le beraber turizm fotoğrafçılarının ne kadar kazandığı hakkında konuşuyorduk. Bu arada
zor bir çekim oldu bizim için. Yaklaşık 40 derece sıcaklıkta. 4 saat sürdü değil mi? Ümit. Yani o civarı. 4 saat kadar bir süre çekimdeyiz. Aklımızda olan şeyleri dile getirebileceğiz. Dediğim gibi yine videonun altında güzel sohbet çevirebiliriz. Videonun altında sorularınız olursa cevaplayabiliriz. Ümit, kazancından bahsediyordun. 10.000, 15.000 dolar mı? Yani 10.000 ile 15.000 dolar civarı değişiyor. Bu senin bir sezonda kazandığın, yani Türk lirasına vurursak. Yani dolar kuruna işte, dolar liraya karşı ne kadarsa olarak işte. Yani Türk lirasıyla 100 bin lirayı yani şu anki, gördüm diyebilir misin? Şu anki kurla gördüm, şu anki kurla. Yani 100 bin lirayı gördüm. Peki ne kadar bir giderin oldu? Yani hemen yaz hemen boyunca hemen ne kadar hemen giderin oldu? Şimdi şans o senin masraflarına bağlı şimdi. Bazı insan var çok para harcar, bazı insan var az para harcar. Yani para benim, harcamaya pek vakit yok o işte. Yani beni abi yine de harcıyorsun, ailene gönderiyorsun, yemek yiyorsun. Bilal turizm yeri abi, dışarıda her şey pahalı mesela. Hı hı. Biz burada şu an Bursa'dayız. Burada kuşbaşılı kaşarlı pide yiyorsun aşağı yukarı 15-20 lirayken. Antalya'da işte Tekirova, ben Kemer Tekirova bölgesindeyim. Orada 30 lira mesela. Neredeyse hemen hemen başa baş işte, iki kat daha pahalı. Evet. Bu tarz peki şeyler. İşte ne kadarla döndün? Onu soralım yani. Yani abi işte aşağı yukarı bir yarısını harcıyorsun abi. Yarısını harcıyorsun. En baba yani yarısını harcıyorsun. Ama abi 6 ay oradasın içeri şimdi. Evet. Yarım yıl 6 ay zaten oradasın. Zaten paranın çoğunu son 1 ay kala işler bittikten sonra orada tatil modunda çalışanlar oluyor. Ya öyle. Biraz daha ben çok. Ben ise sezon içerisinde öyle harcıyorum o parayı. İşte evime, eve gönderiyorum. Hı-hı. Kendi masraflarım oluyor. Anladım. Şimdi sorularımızın içinde ekip önemli mi? Tabii. Çalıştığın insanlar önemli. Hani ben bu 7-8 yıllık turizm hayatında birçok otel gördüm. Birçok yerde yaşımdan dolayı, yani yaşım genç olduğu için biraz dışlandığım şeydi. Dışlanmadım da hani çocuk görüldüm ama bir zaman sonra zaten tam aksini ispatladığım oldu. Neticede şöyle bir şey var şimdi. Çanak çalışma, hani daha önce çanak konusunda değinmiştik, evet, abi biz. Çanak olduğu zaman, sen de çalıştığın zaman güzel hem sana çıkıyor, hem sana hem bana oluyor. Bir kere kıskançlık olmuyor. Yani bütün fotoğrafları infocu diye adlandırdığımız kişi satmaya kalkışıyor. Yani Mehmet'in de Ahmet'in de fotoğrafı yani, olsa yani satılsın da, ne kadar satılırsa satılsın ya oluyor. O satıyor veya sen kendin satıyorsun. Baktın ki infocunun veya satıcının elinde müşteri var, sen kendin de satabilirsin. Arkadaşının fotoğrafında para pay size düşeceksin, satıyorsun ama diğer yani, türlü. Ama diğer türlü art niyet oluyor. Çok oluyor hem de. Çünkü neticede diğer türlü tamam, biz hem bir ekibiz hem rakibiz abi, biliyor musun? Yani oturun içinde. Ve ben ister istemez kötü sonuçlar doğru. Doğuruyor işte bu muhabbet. Bana göre eğer herkes dürüstse, herkes çalışkansa abi, çanak olmanın avantajları var tabi. Burada abi bir kere senin işletmecin de dürüst birisi olacak. Senin hakkını başka elemanı yedirmeyecek. Baktınız ki işte bir hafta, 10 gün, bir ay işte ekipten bir kişi çalışmıyor abi. Ona tabi işine son vereceksiniz veya uyaracaksınız veya ne bileyim yetiştireceksiniz falan filan işte abi. Yani bunun bir çaresine bakacaksın. Eğer şimdi ben diyelim ki biz seninle beraber çalışıyoruz abi. Evet. Sen haftada 10 aile çekiyorsun. Ben haftada 2 aile çekiyorum. Şimdi adalet mi abi bu? Değil. Ama çanak olduğumuz için ben daha az çalışıyorum ama seninle aynı parayı alıyorum. Ama sen daha çok çalışıyorsun. Benden daha aynı parayı alıyorsun. Ha şöyle olsa bana göre iyidir. Şimdi futbol takımı düşün abi. Her ekipte forvet bir tane olur veya iki tane olur. Evet. İşte futbolda nasılsa. Ha şöyle olur abi, biz seninle çanağız ama ben 8 termin çekmişim. Sen diyelim 5 termin çekmişsin veya 6 termin çekmişsin. 1-2 terminin muhabbeti terminin olmaz yani. Terminin açıklamasını da yapar mısın? Ya termin rezervasyon çekim abi işte. Rezervasyon hem de bu. Mesela abi işte ben 8 aile çekmişim. Sen 5-6 aile çekmişsin. 7 aile çekmişsin. İşte termin arada, dediğim bu. Turizm fotoğrafçılarında işte çekimci diye adlandırdığımız kişiler fotoğrafçılar. Bir de satış işi yapanlar var. Biz bunlara infocu diyorduk. Yok, doğru mu? Satıcı abi, kasiyer. Kasiyer, infocu? İnfocu senin yeren veya gün içerisinde gezip fotoğraf dükkanı adına
gelen misafiri bilgilendiriyor ve rezervasyon almaya çalışıyor. Senin adına yani, koşturan tabii kişi. Ben infocuyu... Ya benim adıma dediğim abi şimdi. Çanaksa zaten ortaya yaz oluyor. Müsait olan birinin termini yoksa abi, işte boş olan gidiyor çekiyor. Anladım. Yok eğer ayrı ayrıysa işte o sırayla mesela bugün Mehmet'e yazıldı. Yarın termin işte veya aynı gün iki tane termin, üç tane termin alacağız sırayla. Biri sana, biri bana, öteki ona. Artık kimlerin ne çıkarsa abi, anladın peki, mı? Çalışmak istediğin otelde mi çalışıyorsun gerçekten? Tabii. Hani aklında ya keşke şu otelde çalışma imkanım olsa dediğin bir otel var mı? Ya bir zamanlar öyleydi abi. Ama sonra anladım ki çalıştığın insanlar daha önemli. Çalıştığın ekip daha önemli. İşveren daha önemli. Ya tabii yeri de çok önemli. Hı hı. Ama şu an mesela ben memnun olduğum bir yerde çalışıyorum. Yani o şey, bu iş arkadaşlarım da iyi. Bu da en güzel tarafı. Tabii canım. Peki bu sezon, bu sezon nasıl geçecek? Ne diyorsun? Virüslü bir dönem. Ya bu turizm sezon etkili durumda şu anda. Yani, var mı iletişimin otelle, diğer arkadaşlarla? Ne düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu sezon genelde patladı. Artık öyle bir şey beklemiyoruz çünkü. Dünya durdu o bir kere. Sadece Türkiye'lik bir şey değil. Türkiye bitse bile Rusya'da daha yeni yeni başladı. 300 bin vakaya yaklaştı. Abi böyle yabancı haberleri de sıkı sıkı takip ediyorum Murat'ın abi. Bu bir. Ayrıyetten Haziran'ın 10-15'i gibi iç turizm. İşte Haziran'ın sonu, Temmuz'un başlarında yabancılara böyle virüsün en az olduğu ülkelerden, hı hı, başlayacaklar. Rusya, Ukrayna ve Almanya gibi ülkelerde Ağustos, Eylül anladığım kadarıyla Türkiye satışları açılacak. Böyle yani. Anladım. Bakacağız hani. Anladım. Alacağım bir kazanç beklemiyoruz Nurettin abi böyle. En azından cepten yemeyek, geçimimizi sağlasın. Yani eğer geçen senenin yarısını kazanırsam, hı, abi ben bu 2-3 ayda bayram edeceğim. İnşallah. İnşallah herkes, işler bir an önce açılır. Her şey yoluna girer diye ümit ediyoruz. Bu arada Ümit kardeşim, kameramızın şarjı da bitmek üzere. Zaten birazdan ayrılacağız. Son bir şey söylemek ister misin? Yani turizmde çalışılan, çalışmak isteyenlere veya çalışanlara yanlış gördüğün şeyler veya tavsiye edeceğin şeyler nelerdir? Bu iş yapmak isteyenlere tavsiyen nedir? İşin hakkını versinler abi. Yani müşteriyi tamam, mümkün oldukça büyük rakamlar hani maksimum alsınlar ama hiçbir zaman misafiri küstürmesinler. Bu çok çünkü, önemli. Evet. Tabii. Çünkü o misafir gene gelecek buraya. Ve evet, sen faydalanmasan abi, senin başka bir hemşerin faydalanır. Bu konuda sana katılıyorum. Hani fark etmez abi, Antalya olur, Rus olur, yabancı olur, işte Arap Türk olur, Türk olur. Hani turizmciysen abi, Türkiye turizmine yakışacak şekilde çalışmalarını diliyorum. İşin hakkını versinler. Hı hı. Güzel çekimler yapmasın, yapsınlar. Yapmasın. Yapma, dilim döndü abi ya. Yani bu işi yapacak arkadaşlara şu an bence seçilmeyecek bir mesleklerden bir tanesi oldu. Yani abi hem ama zor abi, turizm zor gerçekten. Telefonlar şey yaptı hani, günümüzde abi hala program modda gün batımı çekenler var abi. Yani benim anladığım kadarıyla sen şunu diyorsun ki abi, bu işi yapacak adam ilk iki sene para için yapmayacak. Gelecek, işi öğrenecek. Kendini geliştirecek. Kendini şahsen geliştirecek. Benim öyle oldu abi. Benim iki sene ben düzgün para kazanmadım. Ancak çay sigara paramı çıkarttım. Dili geliştirecek. Çekimini geliştirecek. Kontağı geliştirecek abi. Hani ilk iki yıl bu işten hiçbir şekilde bir şey beklemesinler. Yani doğru yani mudur? Hiçbir şey demeyeyim de yine mutlaka bir ya şeyler olur, çıkar. Elbet abi olur. O sizin giriş, yani ama girişkenliğinize öyle, bağlı ama. Mesela 10 yıllık tecrübeli bir adamla aynı parayı kazanamaz yani. Kimse evet, kazanamaz abi. Evet. Yani bir iki yılını verecek abi, ekipmanını dizecek, çevre bulacak falan filan. Evet. Yani makine ayarlamayı öğrenmelerini diliyorum abi. Güzel ayar yapsınlar. Tamam. Işte. Sohbetimizi bitirelim. Herkese teşekkürler, başınızı ağrıttık. İnşallah doğru bilgiler vermişizdir. Ümit, sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Soru taleplerine göre belki bu videonun ikincisini çekebiliriz. Aynen öyle. Herkes kendine iyi baksın. Bu arada diğer iki videoda yakında
yayınlayacağız. Hem Nikon kameraları, lensleri test ettik. Hem çekim yapabileceğimiz alanlar hakkında bilgi, güzel bir video hazırlayacağız. Bizi takipte kalın. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.